أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâihnel kâffe ve ilâ ruhi efendim ve hâsâh ve ilâ ruhi şeyhina ve kıbleri kulûbina ve muallimina ma'lem na'lemel hâc mahmudu fî kudzesi ruhu el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Ensari. Arkadaşlar bu zat çok meşhur. Acayip bir zat. Menakıbı uzun. Bu birkaç ders söyler inşallah Allah'ın izniyle. Azar azar okuruz. Evliyaullah'ın meşhurlarından ve Hanbeli mezhebinin büyük fıkıh alimlerinden. İsmi arkadaşlar bu mezhep mevzusu yani böyle abuk sabuk adamlar insanların kafasını karıştırıyorlar. İnsanların da zaten bilgisi yok. Dindarlık da zaten gevşek. İki tane sözde bir nevi sihir vardır arkadaşlar. Kelimeler insanın aklını çeler. Böyle doğru gibi gözüken, hakikatte yanlış olan kelimeler. Bir kelime söylüyor mesela ortaya. Doğru gibi gözüküyor ama hakikatte ne? Yanlış. İnsanlar kalıyor onun peşine. Mezhepsiz din olmaz arkadaşlar. Mezhepsiz Müslümanlık olmaz. Mezhepsiz Müslümanlık olmaz. Öyle bir şey söz konusu. Ya pratik teoride söz konusudur. Teoride olur. Teoride ne yapar? Olur. Ama pratikte öyle bir şey söz konusu değildir. Mezhepsiz Müslümanlık olmaz. Şu anda diyorum bak. Şu anda 4 tane mezhep var. Eski zamanlarda daha çokmuş. Tabileri kalmamış. İşte o mezhebin fetvaları kitaplara yazılmamış. Külliyatlar oluşmamış, bugüne kadar gelmemiş. Dolayısıyla bugüne ulaşan kitapları, bilgileri bugüne ulaşan 4 tane mezhep var. Onun için 4 tane diyoruz. Yoksa eskiden çok daha fazlaymış. Şu anda 4 tane mezhep var. Bu 4 tane mezhepten birine tabi olmadan Müslümanlık olmaz arkadaş. Bir insan bu 4 mezhepten birine tabi olmadan Müslümanlık ne yapamaz? Yaşayamaz. Ne demek Müslümanlık yaşayamaz? Arkadaşım, dini emirleri, yasakları tutmak için anlaman lazım. İki seçenek var. Yani bir seçenek var aslında. Ulema sana anlatacak. Sen de ne yapacaksın? Onların anlattığı gibi ne yapacaksın? Yapacaksın. İşte bu zaten mezheptir. Hangi alimin fetvasına göre hareket ediyorsan sen onun mezhebindensin demektir. Hangi alimin fetvasıyla amel ediyorsan onun mezhebindensin demektir. Mezhep budur. Ben alim dinlemem, kendim yaparım dersen sen yapamazsın. Bu da kendin mezhep kurdun demektir. Yani bilgi sahibi olmayan bir insan oluru yoktur yani. Çok büyük hastalık arkadaşlar. Kibir çok büyük hastalık. Yani insan niye bilenlere sorup bilenlerin dediği gibi yapmaz ki? Niye yapmaz ki? Kibir işte yani. Ben bilirim. Ya sen bilmiyorsun ki. Neyse hani buradan geçiyorum bir tarafa ama önemli bahis arkadaşlar. Geçen bir genç geldi. 25-30 yaşları arasında uyuşturucu bağımlısı.
Doktor bir tane psikiyatrist bir tane hap vermiş. Günde bir tane içeceksin ve 30 tane içiyormuş. Yıllardır böyle. Çocuğum bak arkadaşım, kardeşim, canım, cicim, şekerim. Senin beyin bozuk. Doktor da zaten aynısını söylemiş. Beyin bozuk. Hani birkaç tavsiyede bulundum ona. Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş toparlayabilmen için şunları şunları yapmaya çalışacaksın. Birden olmaz. Bunları bunları yapmamaya çalışacaksın. Gayret edersen biraz bir şeyler ne yapar? Olur. Tamam. Tamam mıyız buraya kadar? Şimdi çocuğun durumu hakkında az çok böyle bir intiba sahibi oldunuz değil mi arkadaşlar? Tamam mı? E namazlarını kılsan iyi olur. Biraz ondan sonra söyleyeyim. E benim dinler hakkında şüphem var. Arkadaş ya. Oğlum hiç aynaya bakmıyor musun lan? Sen baştan şüphe olsan ne yazar ya? Deminden beri ne konuşuyor seninle? E ben sorguluyorum. Lan sen kimsin, sorgulamak kim abicim ya? Allah aşkına ya. Aa ulan yarım saattir ne konuşuyor seninle? Mesela doktora gittim, bana dedi şu ilaçtan iç dedi. Sonra ben internetten baktım. İşte birileri kullanmış, işte şöyle olmuş da içme diyorlardı. Ben de içmiyorum artık. Ciddi misin sen? Vallahi mı? Maşallah. Şimdi bu doktorun mesela yaşının 50 olduğunu düşünün, tamam mı? Görüştüğü doktor, erkek hanım neyse, yaşının ne olduğunu düşünün? 50 olduğunu düşünün. Bu doktorun mesela hani misal olarak söylüyorum, 20 yaşında okula başladığını düşünün. 25 yaşında mezun olduğunu, doktor olduğunu düşünün. 25 yaşından 50 yaşına kadar da meslek icra ettiğini düşünün. Bu adam 5 sene bu işin eğitimini gördü. Hem de 70 yaşındaki 50 senedir bu iş yapan insanlardan, doğru mu? 5 sene bu işin eğitimini gördü. Sonra da 25 sene tecrübesi var. Lan sen 15 dakika internete baktın çözdün işi be. Maşallah sana. 5 sene eğitimi var. Ciddi eğitim arkadaşlar yani. Kalkıp da değil mi? Kahve köşesinde eğitim almadı adam. 5 sene eğitim gördü bu adam. 25 sene üzerine tecrübesi var ki 50'ye göre gidiyorum. Belki yaş 60, belki 65, belki, değil mi? 25 sene bu adamın tecrübesi var. Sen internetten Ali'nin, Veli'nin, Ahmet'in, Mehmet'in yazmış olduğu 3 tane satırı okumakla beraber doktoru çözemedi. Sen çözdün. Sen o ilaç yanlış, o ilaç olmaz, bu ilaç olur. Neymiş bu sorguluyu? Anladınız mı arkadaşlar? Dön bir aynaya bak abicim ya. Ne diyorsun sen ya? Hani bu sağlam adamda bile olmaz da abi 2 saattir konuşmamış senin beynin bozuk diye. Anladınız mı? Yani bu hoca efendiler anlamadı. Sen internete baktın. 15 dakikada çözdün işi sana. Aferin sana kardeşim. Maşallah varik. Doktor 5 sene, ki 5 sene azdır değil mi? Düz gidiyorum ben, rakamlar düz olsun diye. 5 sene eğitim gördü, kalktı 25 sene bir de tecrübesi var. Anlamadı o, çözemedi, bilmiyor. Sen internete baktın, hani sorgulamak. Ne demek sorgulamak? Sorgulayıcı bir adammış o, sorgulamış, çözmüş işi. O olmazmış, bu olurmuş. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Kibir abicim yani. Başka bir şey değil. Kibir. Hiç aklına gelmiyor mu senin yani? Yani ne yani, sen o doktoru aptal mı, gerizekalı mı? Kusura bakmayın arkadaşlar. Aptal mı, gerizekalı mı zannediyorsun yani? Sen çok süper böyle acayip bir adamsın. O da aptal, gerizekalı. Yani 30 senede öğrenemedi adam işi. Senin 15 dakikada çözdüğün adam 30 senede ne yapamadı? Çözemedi. Yani o kadar aptal ki 30 sene uğraştı çözemedi. Sen çok acayip bir adamsın ki 15 dakikada çözdün sen işi yani. Anladınız mı? Aynı şey hoca efendi dersine geçerli. Aynı şey hoca efendiler için ne? Geçerli. Yılların eğitimi, yılların tecrübesi. Amcam olsa gene diyeceğim neyse, hani yaşı büyüktür de falandır filandır yani. Bıdı bıdı çocuk. Bıdı bıdı çocuk, bacak kadar çocuk. Affedersiniz, helaya gitmeyi bilmez. Bacak kadar çocuk. 15 dakikada çözmüş iş yani. Öyle değil, bu böyleymiş. Tamam. Onun için herhangi bir mezhebe, yani 4 mezhepten herhangi birine tabi olmadan Müslümanlık olmaz arkadaşım. Hani bunun gibi olursun. Kendini şöyle sorguluyorum falan filan zannedersin de, öyle senin yaptığın sorgulamak falan değil. O kibirdir arkadaşlar.
Bak dikkat et. Abdullah Ensari Hazretleri ne dedi? Bu zat çok meşhur, acayip bir zat. Uzun birkaç ders okuruz dedik değil mi? Bakın dikkat edin. Evliyanın meşhurlarından Hanbeli mezhebinin büyük fıkıh alimlerinden. Bak Hanbeli mezhebine tabi. Ben kendim yaparım demiyor bak. Ben kendim yaparım ne yapmıyor? Demiyor. Bak bu kadar büyük insan okuyoruz. Dört tane mezhep var. Dört tane mezhep imamı var diyoruz. Bak hepsi bunlara gidiyor. Hepsi bunlara gidiyor. Ben anlamam diyor. Ona soracağım diyor. Ben diyor ne yapmam? Anlamam. Ona soracağım diyor. Hanbeli mezhebinin büyük fıkıh alimlerinden. Bak ben mezhep falan tanımam. Ben büyük alimim. Kendi kafama göre hareket ederim. Ne yapmıyor? Demiyor. Hanbeli mezhebinin fıkıh alimlerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed. Arkadaşlar bunu sen insanların elinden aldığın zaman dini insanların elinden almış oluyorsun. Düşün şimdi. Bu çocuk böyle yaparsa ne yapıyor? Doktor o ilacı veriyor. O ilacı kullanmıyor. Şu ilaçtan veriyor. Bir tane içiyor. Ondan ne yapıyor? Söyleyin. 30 saniye içiyor. Şimdi bu çocuk iyileşir mi? İşte insanları hasta ediyorsun bak. Doktor şunu şöyle iç diyor. İnternete bakmış, çözmüş, araştırmış, sorgulamış. O ilaç olmazmış o. Ona öyle halletti. Şundan bir tane içiyor, ondan da 30 tane içiyor. Şimdi bu şifa bulur mu böyle? Tamam. İşte dinde de böyle yaparsan sen dindar olamazsın kardeşim. Sen düzgün bir Müslüman olamazsın. O çocuk nasıl ki bu şekilde şifa bulamaz, sen de düzgün Müslüman ne yapamazsın? Olamazsın. Doktora gideceksin, düzgün doktor bul. Tamam. Ama gideceksin, abi sen ne tedavi veriyorsa o tedaviye göre hareket edeceksin. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensari el-Hiribi'dir. Künyesi Ebu İsmail olup nesebi, türbesi İstanbul'da bulunan nesebi, türbesi İstanbul'da bulunan ve ashab-ı kiramın meşhurlarından olan Halid bin Zeyd Ebu Eyyubi Ensari'ye dayanır. Yani Eyüp Sultan Hazretleri'nin neslinden geliyor bu zaten. Abdullah Ensari zaten bak ismi. Bu sebeple Ensari nisbesiyle tanınmıştır. 1005 yani Hicri 396'da Herat'ta doğdu. 1088 Hicri 481 senesinde Herat'ta vefat etti. Türbesi çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Hadis ilminde yüksek derecelerde alim idi. 300 binden ziyade hadis-i şerif ezberlemiştir. Subhanallah. 300 binden ziyade hadis-i şerif ezberlemiştir. Ayrıca tefsir, fıkıh, kelam, tarih, nesep ve diğer ilimlerde alim idi. Lakabı Şeyhülislam arkadaşlar. Abdullah Ensari, Abdullah Yirebi, Şeyhülislam. Tamam bak bu isimlerle anılır. Mesela İlahi in eradte en tühlike ehaden fesrahu aleyna. Bu zatın kelamıdır. Abdullah Ensari, Abdullah Yirebi, Şeyhülislam. Nefahatta çok var. Mektubu Şerif'te var malumunuz. 4 yaşında ilim öğrenmeye başladı. 9 yaşından itibaren Kadı Ebu Mansur ve Caruzi'nin sohbetlerine devam etti. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Mektepte duyduğu ve yazdığı her şeyi hemen ezberlerdi. Daha o zamanlarda çok güzel şiirler söylerdi. Gece gündüz ilimle uğraştı. Abdülcebbar el-Cerrahi, Ebu Mansur el-Ezdi, Ebu Said el-Sayrafi ve başka birçok alimden ilim öğrendi. Kendisinden de Ebu'l-Vakt Abdülevvel, Ebu'l-Feth Nasır bin Seyyar ve daha başka birçok kimse ilim öğrenip icazet aldılar. Onun büyük bir alim ve evliya olacağını Hızır Aleyhisselam müjdelemiştir. Şöyle ki, Hacı Ebu Asım, Abdullah Ensari Hazretleri'nin hocalarından ve akrabasındandı. Bu zat yani Hacı Ebu Asım, bahsettiğimiz, hayatını okuduğumuz Abdullah Ensari'nin hocalarındanmış hem de akrabalarmış. Bir gün ziyaretine gitti. Yani Abdullah Ensari Hazretleri bu Hacı Ebu Asım'ın hocasının, o akrabasının ziyaretinde. Hocası kendisine yemek ikram etti ve sohbet edip bazı şeyler öğretti. Ebu Asım'ın hanımı ihtiyar idi. Evliyadan mübarek bir hatun idi ve Hızır Aleyhisselam'dan ilim öğrenirdi. Arkadaşlar acayip zaman ve toprak. Zaman ve toprak. Mesela şimdi biz Mevlamız nasip etti. Elhamdülillah çok şükür. İşte gittik ziyaret ettik Semerkant, Buhara. Yani nasıl insanlarmış, nasıl insanlarmış, nasıl analarmış, nasıl çocuklarmış. Mesela Peygamberimizin amcaoğlu, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam amcaoğlu Kuseym bin Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu işte oraya gitmiş. Medine-i Münevvere'den tamam
Neredeydi? Semerkant'taydı. Semerkant'a gitmiş. Yani dini ne yaptı? Dini Medine'den nereye götürdü? Semerkant'a götürdü. Ondan sonra o birilerine ne yaptı? Öğretti. Arkadaş ne biçim bereketli olmuş yani ha. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan değil mi? Kur'an-ı Azimuşşan'dan sonra söyleyin. Buhari. Orada. Hadis ilminin direği orada. Akaid söyleyin. İmam Maturidi orada. Fıkıh deyin. İmam Merginani orada. Ebu'l Hafs Kibir orada. Mesela Abdullah Semerkandi'ydi değil mi? Ebu'l Leys Semerkandi. Orada. İmam Merginani orada ya. Hidayet sahibi orada ya. O topraklardan çıkmış. Hadis o topraklardan çıkmış. Efendim akaid o topraklardan çıkmış. Değil mi? Reisleri, liderleri, başları o topraklardan çıkmış. Fıkıh oradan çıkmış. Neredeyse yani. Fıkıh için tam direkt oradan çıkmış denmez ama çok büyük bir şeydir. İmam Merginani hidayet etmek çok büyük bir şeydir. Oradan çıkmış. Geçtik tasavvufa. Hayda. Halik Gücevan Hazretleri, Şahanlık Şöpent Hazretleri, Ubeydullah Hazretleri. Hepsi oradan çıkmış. Bizdeki tasavvuf nereden gelmiş? Oradan gelmiş. Abi her şey oradan gelmiş. Bizeddin oradan gelmiş. Medine Münevvere'den. O tarafa gitmiş. Semerkant'a Bukhara'ya gitmiş. Semerkant'tan Bukhara'dan dünyaya yayılmış. Özbekistan'a. Medine Münevvere'den Bukhara'ya gitmiş. O bölge, o havali. Artık nasıl insanlardı? Daha böyle elini uzatsan Allah dost. Evliya. Elini uzatsan alim. Mesela gidiyorsun şimdi orada. Tadilat var. İmam Bukhari'nin kabri şerifi var. İmam Bukhari'nin nesi var? Kabri şerifi var. Ama düşünün abicim, İmam Bukhari oradaysa, arkadaş tarih zaman geçmiş, bir de Rus hakimiyetindeydi oralar, zaten yüzyıllar geçti. Bir de Rus da zaten girdi yıktı ortalığı. Arkadaşım İmam Bukhari orada demek, abi İmam Bukhari'nin bütün ders halkası orada demek. Yani İmam Bukhari'nin, söyleyin, bütün talebeleri orada demek. Abi İmam Bukhari'nin en küçük talebesi, şimdinin en büyük aliminin ağababası olur yani tabiri caizse. İmam Bukhari'nin en son talebesi şimdikinin en üstünün kat kat üstü olur. Anladınız mı? Onların hiçbir gözükmüyor ha. Bir de onlar gözükse var ya, yani adam atacak yer kalmaz ortada. Elini atsan alim Allah dostu. Elini atsan alim Allah dostu. Ne biçim topraklarmış, ne biçim insanlarmış yani acayip. Mış. Ama ne? Mış. Şimdi bilmiyorlar. Şimdi bilmiyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Hacı Ebu Asım Abdullah Ensari Hazretleri'nin hocalarından ve akrabasından idi. Bir gün ziyaretine gitti. Hocası kendisine yemek ikram etti ve sohbet edip bazı şeyler öğretti. Ebu Asım'ın hanımı ihtiyar idi. Evliyadan mübarek bir hatun idi. Bu Hızır Aleyhisselam'dan ilim öğrenirdi. Bu hatun diyor ki, yani bu hocasının hanımı. Hızır Aleyhisselam bize geldiğinde Abdullah'ı görüp kim olduğunu sordu. Hızır Aleyhisselam sordu, bu kim? Böyle sormak onun adetidir. Bildiği halde yine sorar. Bildiği halde yine sorar. Bak Mevla'nın kulları var, oturuyor Hızır Aleyhisselam'la muhabbet ediyor. Ahbaplar gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bir kere değil, iki kere değil, değil mi? Bak sık sık demek ki gidiyor geliyor. Onun adetidir diyor, böyle sorar diyor yani. Bildiği halde yine sorar. Ben filan kimsedir dedim. Buyurdu yani filan kimse. İşte efendimin talebesi, akrabası Abdullah Ensari. Buyurdu ki doğudan batıya kadar herkes onun adını duyar. Şeyhülislam ismiyle meşhur olur. Şimdi 17 yaşındadır. Babası ve kendisi ne olduğunu bilmez. Kendinden haberi yok şu anda. Şu anda kendinden haberi yok ama vakti saati gelecek olacak. Zamanında ondan büyük kimse olmaz. Yeryüzünde onun büyüklüğünü duymayan kalmaz. O gerçekten müjdelendiği gibi yetişti. Kendini tamamen ilme verdi. Geceleri kandil ışığında hadis-i şerif yazardı. Yemek yemeye vakit bulamazdı. Annesi ekmek parçalarını lokma lokma edip yedirirdi. Yemek yemeye vakit bulamazdı. Annesi lokma lokma peşinden yedirirdi. Ne yapacak? Ders çalışacak. Çünkü ne yapacak? Anne dur şimdi ya, ders çalışayım. Anne dur şimdi, ders çalışayım. Şimdi bizim çocuklar, anne dur şimdi oyun oynayayım. Anne dur şimdi bak şu var. Anne dur şimdi bu var. Anne dur şimdi ya. Şimdi yemek mi yiyeceğim? İşim var şimdi yani. Tamam, ona da aynısını diyordu. Anne dur şimdi, bir dakika anneciğim ya, bak ders çalışıyorum şimdi. Anne bak şurayı bitireyim, bak şunu ezberleyeyim, şunu şöyle yapayım, onu böyle yapayım diyordu. Annesi ekmek parçalarını lokma lokma edip yedirir. Hocam bizim çocuklar niye böyle? Abiciğim sen yapıyorsun çocuğun öyle.
Hocam benim çocuk 15 yaşında başını kaldırmıyor. Abicim sen 5 yaşındayken verdin eline, 15 yaşındayken kaldırmaz ki. 5 yaşındayken ne yaptın? Verdin çocuğun eline. 15 yaşındayken başını kaldırmaz ki ondan ya. Ne bekliyorsun ki? Hocam ama 5 yaşındayken, ya o zaman çok küçüktü işte, öyle başlar zaten. Öyle başlar zaten. Aman sana dokunmasın, sen keyfine bak diye, çocuğa meşgul olsun diye verdin. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Hadis-i şerif toplamak için çeşitli memleketlere gitti, çok sıkıntılara katlandı. İlim uğruna emsaline az rastlanan gayret ve fedakarlıklar gösterdi. Bir defasında Nişabur'dan Dezbat'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda şiddetli bir yağmura tutuldu. Koynunda hadis-i şeriflerin yazılı olduğu kitaplar, nüskalar vardı. Bunların yağmurdan ıslanmaması için yol boyunca ruku vaziyetinde eğilerek yürüdü. Kitaplar var. Tabii kitaplar bizimki matbu kitaplar da değil. Bizimkiler gene dayanıklıdır. Bizimkiler gene nedir? Dayanıklıdır. Mesela bir peçetenin üzerine kalemle bir şey yazdığını düşün. Bir damla su dayı sonra bitti. Tamam mı? Şimdi böyle parşömenlerin üzerine yazmışlar mesela. El yazısı malumat bu da değil ki. Bizimkiler dayanıklıdır gene. Gene bizimkiler de zarar görür ama hani bunlar hiç böyle nasıl gitti yolda? Çünkü kıymet, insan kıymet verdiği şey ne yapar? Korur. İnsan kıymetli seni ne yapar? Korur. 300 alimden hadis-i şerif öğrendi. Bunların hepsi büyük hadis alimleri olup hepsi de ehli sünnet idi. Hiçbiri bidat sahibi değildi. Tefsir ilmini Hacı Yahya İmari'den öğrendi. Tasavvuf ilmini ise zamanın büyük alimi ve rehberi Ebul Hasan Harkani Hazretlerinden öğrenip kemale erdi. İlim tahsilini çok az bir şey okuyorum, bitiriyorum. İlim tahsilini tamamladıktan sonra insanların Allah-u Teala'nın emirlerine uymaları, yasaklarından sakınmaları için gayret etti. İnsanlar Allah'ın emirlerini tutsunlar, yasaklarından sakınsınlar diye gayret etti. Ömrünü insanların saadete kavuşmaları, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaları için harcadı. Dünyaya düşkünlük göstermedi. İnşallah buradan devam ederiz. El-Fatiha.